Seyhan Mutfak Aşkı'ndan hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerime sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı da sunuyorum. Tam ölçülü, aklınızda kalsın diyerekten bir bardak ölçü ile sizlere hazırlamış olduğum mükemmel lezzet diyorum. Dediğim gibi tam ölçülü, tam kıvamında olan bir kısır tarifim var. Buyurun hemen sizlerle birlikte bu şahane lezzetli kısırın malzemelerine bakalım şöyle bir yemek tabağına koymuş olduğum bir adet orta boy domates biraz büyük diyebilirim yarım limonun suyunu sıkacağız 3 adet küçük kuru soğanım var Sizler bir e, orta boy veya büyüye yakın soğan kullanabilirsiniz 2 küçük diş sarımsak Sizler bir diş kullanabilirsiniz e, iceberg var Sizler marul kullanabilirsiniz baharatlarımız var Onların ölçülerini ve neler kullandığımı yazacağım. Zeytinyağı kullanıyorum. Yarım çay bardağı, bir su bardağı ince bulgur, nar ekşimiz var. Bir tatlı kaşığı domates salçası ve biber salçası, çeyrek bağlam maydanoz. Hemen yapım aşamasına geçtik. Şöyle bir su bardağı, 200 milimlik klasik su bardağı ile ince bulguru koyduk. Ve de kaynamış olan kettle'da kaynatmış oldum ama e, böyle fokur fokur kaynamış olacak. Ilık halde olmayacak. Yarım su bardağı da sıcak su koyuyorum. Gördüğünüz gibi şöyle karıştırıyorum. Üstüne de ben kapak kapattım. Diğer malzemeleri doğrayana kadar yeşillikleri vesaire doğrayana kadar bir kenarda bekledi. Şöyle mümkün olduğunca kuru soğanları ince ince doğrayalım. Yeşil soğanınız var ise elinizde birkaç böyle tane de yeşil soğan kullanabilirsiniz. Benim o an için elimde bulunmadı. Yoktu. Zaten ilerleyen zamanlarda böyle yeşil soğan vesaire hani eksik koyduğum malzemeleri de koyaraktan tekrardan sizlere bir kısır tarifi paylaşacağım inşallah. Onun da yapılışı Böyle ince bulguru da böyle yine bu soğanla birlikte soğanı kavurduktan sonra bulguru da biraz kavuruyoruz. Ee, o şekilde de bir tarif paylaşacağım. Ama bunu e, ıslattık gördüğünüz gibi sıcak suda ıslattık bulguru, ince bulguru ve işte e, soğanı yarım çay bardağı zeytinyağı koyaraktan, kapağını da kapataraktan kavurmaya bıraktım. Tabii ki sarımsaklarını da soğan ile birlikte kavuruyoruz. Bu arada Ocağın tabii ki orta bölümüne koydum. Altında kıstım. Böyle diğer malzemeleri soğan kavrulurken diğer malzemeleri böyle doğrama işlemi yapıyorum. Maydanozu doğruyorum ince ince mümkün olduğunca ince ince doğrayalım. Şu ana kadar kanalıma abone değilseniz inşallah bu videomu beğenir kalıcı olursunuz. Takipçim olursunuz kanalı olan arkadaşlarıma zaten ben de geri dönüş yapıyorum kesinlikle ee, abone olaraktan destek olmuş olursunuz baharatlarımızı da koyduk salçalarımızı koyduk biber ve e, domates salçası birer tatlı kaşığı ölçülerim gayet az ince bulgurumuz bir su bardağı ile sizler kolay anlayasanız diyerekten yani aklınızda kalabilecek bir ölçü bırakmak istedim sizlere ama kalabalık iseniz böyle 1 bir su bardağı değil de iki su bardağı o şekilde veya 3 su bardağı çok daha kalabalıksanız ve de diğer ölçülerimde iki üçe katlayabilirsiniz. Iceberg bakın bunu da bu şekilde mümkün olduğunca ince doğrayalım. Onu da doğradık ve soğanlı sarımsaklı işte salçalarını koyduğumuz karışımı bir hayli kenarda beklemiş olan ince bulgurun içine koyuyoruz derin bir kap içerisine. Karıştırma işlemi yapacağız. Diğer doğradığımız yeşillikleri, sebzeleri de onları da ilave ederekten birbirine tamamıyla karışacak ve lezzetleri geçecek şekilde yarım limonun suyunu da bakın bu şekilde koyuyorum. ince bulgurunuz kenarda beklediği halde bir tık böyle diri, kıtır kıtırdır. demeyin ki Biraz daha su ekleyelim. Kesinlikle eklemeyin çünkü domatesin suyuyla nar ekşisi, limonun suyu vesaire ile inanın yumuşacık oluyor zaten. Çok daha fazla böyle sıcak su eklerseniz veya işte e, domatesi çok aşırı derecede sulu vesaire her şeyini böyle yani e, su miktarını artırırsanız inanın böyle hamur gibi yani hiç de hoş bir lezzet olmayacaktır. Tabii ki böyle diri de kalmasın, kıtır kıtır da kalmasın. Yani ölçülerime uyun diyorum. Tam ayarlı, tam ölçülü sizler için aklınızda kalabilecek bir su bardağı ölçüsüyle ince bulgurdan yapmış olduğum harika bir lezzet diyorum. Şimdi böyle şekilli olsun diyerekten benim de şöyle küçük bir kek kalıbım var. Ona koydum. Yağlamaya vesaire hiç gerek yok. Aklınıza hani eğer ki takılırsa yağlayalım mı kalıbı diyerekten. Hayır kesinlikle zaten içine zeytinyağı koyuyoruz. İnanın çok kolay çıkıyor. Bakın hiç öncesinde uğraşmadım. Direkt sizin gözünüzün önünde e, çıkartma işlemini yaptım. E, böyle e, çeri domateslerim yoktu. Bu domatesler bir hayli büyük ve üzerine de zaten kalıbım da küçük olduğu için üzerinde biraz e, domates süslemesi kaba durdu. Ama inanın e, sizler farklı şekilde de süsleyebilirsiniz. Gayet hoş olduğunu düşünüyorum ve videomun sonuna gelmişim bu arada. Resimler bölümüne geçmişiz. E, videomun ortasında dediğim gibi takipte de değilseniz abone olalım. Yorumlarınızı bekliyorum değerli yorumlarınızı. Emeği saygı için like atalım, paylaşalım videomu. Hoşçakalın.